Arkadaşlar program geliştirmede eğitim felsefeleri. 4 tane eğitim felsefesi var. Bu eğitim felsefelerine baktığımızda alfabetik sıralamayı takip edin. Daimicilik, esascilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık. Şimdi bir kurguyla anlatmaya çalışacağım sizlere ama... E şunu unutmayın arkadaşlar. E kitaplar ya da işte yayınlar ne der? İki tane eğitim felsefesi geleneksel. Diğer iki tane eğitim felsefesi çağdaştır. Yani çizgi nereden ayrılır? Şuradan ayrılır. Şöyle yapabiliriz. Arkadaşlar şu gruba biz ne diyoruz? Geleneksel diyoruz. Peki son iki tanesine de ne diyoruz? Bugünkü anlayışı yansıyorlar. Çağdaş diyoruz. Bu ayrımı yaptık. Ancak ben size... Farklı bir metotla anlatmaya çalışıyorum. Çalışacağım. Şöyle ben diyorum ki şurada daimiciliği devre dışı bırakalım arkadaşlar. Daimicilik bizde yok. Osmanlı'da uygulandı. Yani 1789 Fransız aydınları diyeceğim. E, yeniden kurmacılığa da biz ülke olarak şu an henüz daha geçmedik. Türkiye'de bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde etkili olan iki tane eğitim felsefesi var. Bunlar arkadaşlar esasçılık bizim anne babamızın eğitimi yani etisenin kemiği benim ilerlemecilik şu an bizim eğitim anlayışımız. Tamam. Bunu unutmayın. Şimdi daimicilikten başlarsak en eski olan e, bir şeyler kodlamaya çalıştım. Görsel zekam çok zayıf, çizimim çok zayıf ama e, resim okuyan arkadaşlar, resim öğretmenleri kızmasın, küsmesin. E, maalesef bu kadar yapabildim. Şimdi daimicilik en eski olan. Ben diyorum ki daimicilikte kimi eğitiyoruz? Saçları uzun olanları. Böyle... Fransız aydınları var ya arkadaşlar 18. yüzyıla kadar egemen oldu. 1789 diyorum. Burada kim var? Fransız aydınları. Kodlama yapıyorum. Bakın Fransız aydınları. Aydınlar. Yani entel insanlar, entel dantel insanları öğretiyoruz. Saçları uzun olanları öğretiyoruz. Bu entel olanlara entelektüel eğitim yapıyoruz. Onlara evrensel bilgileri aktarıyoruz. Ve onları Metin Şar'ın böyle işte 10-20 liralık kitaplarıyla, soru bankalarıyla değil, onları klasik kitaplarla eğitiyoruz. Bu üç şeye dikkat edin. Kitaplar, daimicilik bu. Geldik esasili, çocuk esas duruşta duruyor. Anne babamızın eğitimi, çocuk çıkaramıyor. Otorite kim? Arkadaşlar öğretmen otoriter bir yapı, o öğretmen otoritesi çok önemli. Ben demişim ki yaşasın e, dayak yemek demişim, yemek yemeye böyle yapmışım. Burada arkadaşlar dayak, zorlama, disiplin, sıkı çalışma, sunuş, anlatım, geleneksel yöntem, teknikler. Çocuk öğrenecek, nasıl öğrenecek? Öğrenecek ikinci, üçüncü bir alternatifi yok. Disiplin sıkı çalışma var. Geldik bizim anlayışımıza. A çocuğa dokunamazsın. Eti senin, kemiği benim anlayışı yok. Çocuk bizim canımız, ciğerimiz. Çocuğa bir şey yapsan veri zaten okulda. Burada bizim eğitimimiz çocuğa problem çözmeyi öğretmek, kendi ayakları üzerinde durmayı öğretmek, onu hayata hazırlamak. Ama biz ne üzerinde duruyoruz? Hep öğrenci, öğrenci, öğrenci. Yani çocuk odaklı gidiyoruz. Şu anki anlayışımız bu. Peki yeniden kurmacılık ne? Bakın yeniden kuruyoruz neyi? Toplumu. Eğer bir soruda toplum, toplumun dönüşümü, toplumun refahı işte reformu vesaire böyle bir şeyler söylüyorsa toplumsal değişim, toplumsal dönüşüm, toplumsal refah, toplum toplum diyorsa e, felsefemiz yeniden kurmacılık. Yeniden kurmacılık der ki toplumda değişim kaçınılmazdır. Toplumlar değişir. Bu değişim neyle olur? Arkadaşlar okulla, öğretmenle, dolayısıyla eğitimle beraber olur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi birer cümle söyleyeceksek daimicilikte elit burcuva üst tabakayı entel zengin çocuklarını eğitiyoruz. Esasilikte bizim anne babamızın eğitimi disiplin öğretmen otoritesi sıkı çalışma var zorlama var. İlerlemecilikte çocuğu merkeze alıyoruz hiç dokunmuyoruz e, canımız ciğerimiz çocuk. Yeniden kurmacılıkta toplum, toplumsal değişim, toplumsal dönüşüm diyeceğiz. Peki şöyle bir ayrım daha yapabilir miyiz arkadaşlar? desek ki biz daimicilik esasçılık ikisi de geleneksel ama bu ikisinin arasında ciddi farklılık vardır. Nedir bu farklılık? Normalde en eski olan daimicilik. Öğretmenin daha kötü olması gereken daimicilik ama öğretmenin otoritesi kötü öğretmen nerede var? Esasçılıkta var arkadaşlar. Daimicilikte çocuklar entel, zengin burjuva oldukları için çocuğun saçına dokunursan sana haritada vatandaş ne yapıyor? Yer beğendiriyor. Dolayısıyla burada canım cicim demek zorundasın. Ama esasçılıkta diyoruz ki dayak, disiplin zaten anne baba diyor ki al hocam eti senin kemiği benim. E, ne var? Öğretmenin otoritesi esasçılıkta daha fazla. Daimicilikte daima aynı bilgileri aktarırız. Hiç değiştirmeyiz. Dolayısıyla aynı şeyleri evrensel bilgileri aktar aktar o kitaplar klasikleşir, klasik kitaplar olur. Muazzez Ersoy'un nostalji albümü gibi olur. Ama esasçılıkta esas olanı öğret, kültürel değerleri öğret. E kültür değişir mi? Kültür az da olsa değişir. O yüzden esasçılıkta kültürel değerler değerlerin aktarımı var ve bu az da olsa değişir. Buna da dikkat edelim. Yani hiç değişmez. daim aynı bilgi. Kısmen değişir. Toplum için gerekli olan kültürel değerleri aktarmak önemlidir arkadaşlar. Ve bir önemli bir şey daha söyleyeyim. Daimicilikte okul hayata hazırlanma yeri ilerlemecilikte bugünkü anlayışta okul hayatın ta kendisi. Bu kodlamayla Buraya dikkat edin. Her sene hemen hemen buradan soru gelir ve bu kurguyla beraber burayı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı da unutmayalım.